Herkese merhabalar, ben Ece. Eylül ayında yine çok keyifle izleyeceğimiz Kore dramaları ve filmleri vizyonda olacak. Şimdi bunlara hep birlikte göz atalım. X in Crisis. Yun, prestijli bir üniversiteden mezun olup büyük bir şirkette çalışınca hayatını başarılı bir insan olarak yaşayacağını düşünmüş ama artık iflasın eşiğinde olan sıradan, orta yaşlı bir adam haline dönüşmüştür. Kibar bir insandır ve zaman zaman gösteriş yapmayı sever. Popüler bir web romancısı olarak çalışmayı hayal eden bir eş sahibidir. Ona pozitif enerji verse de zaman zaman öfkeyle patlar. Bu arada bir diğer karakter olan Hejun bir mahalle kliniği doktorudur. Her zaman yorgun görünen ve insanlara karşı kayıtsız gibi görünse de sıcacık bir kalbi vardır ve insanlara öğütler verir. Little Woman. Üç kız kardeş, Güney Kore'deki en zengin ve en etkili aileye karşı savaşmalarına yol açan bir davaya karışır. Oyuncu, en büyük kız kardeştir. Çok fakir bir çevrede büyümüştür. Küçüklüğünden beri kendini ve ailesini korumak için en önemli şeyin para olduğunun farkındadır. Onun hayali, diğer insanlar gibi sıradan bir hayat yaşamaktır. Hayatını değiştirebilecek bir davaya dahil olur. Oh Eun-kyung, ortanca kız kardeştir. Bir haber istasyonunda muhabirdir. Doğru şeyleri yapmaya inanır. Şimdi ilk kez muhabir olarak karşılaştığı gizemli bir davayı araştırmaya başlar. Oh Eun-hye, üç kız kardeşin en küçüğüdür. Prestijli bir sanat lisesinde öğrencidir ve resim konusunda doğal bir yeteneği vardır. Sık sık iki ablasının kendisine olan sevgisinin çok fazla olduğunu hisseder. Birçok yetenekli oyuncuyu kadrosunda bulunduran küçük kadınlar dikkat çekeceğe benziyor. Narco Saints. Zengin oyuncu kadrosu ile yine bir Netflix yapımı karşımızda. Kang In-gu işine Güney Amerika ülkesi Surinam'da başlar. John Yeo-hwan'ın yakalamak için Güney Koreli Miss ile işbirliği yapması gereken bir duruma itilir. Uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunu Surinam dışında yürüten bir uyuşturucu kralı olarak biliniyordur. Mental Koç Jaegalgil. Jaegalgil, ulusal tekvando takımının bir üyesidir. Ancak eşi benzeri görülmemiş bir soruna neden olarak takımdan men edilir. Şimdi Jaegalgil, milli takım için sporcuların yaşadığı merkezde zihinsel antrenör olarak çalışmaktadır. Cha Ga-eun gibi iyi bir sporcuyla çalışmaya başlar. Cha Ga-eun kısa mesafeli bir surat patencisidir. Dünya şampiyonalarında altın madalya kazanmış ancak şu anda içsel bir çöküş içindedir. Duygularını nadiren başkalarına gösterir. Bu arada Jaegalgil, Atletizm Derneği'nin İnsan Hakları Merkezi'nin yöneticisi olan Ku Tae-man ile düşmandır. Ku Tae-man aynı zamanda ulusal tekvando takımının bir üyesi ve Jaegalgil'in hayatını değiştiren kişidir. Ku Tae-man oldukça rekabetçidir ve sonuçlara her şeyden önce öncelik verir. Park Sun-ha, sporcuların yaşadığı merkezde bir danışmandır ve Jaegalgil ile birlikte çalışmaktadır. Blind. Ryu Sung-jun, Ryu Sung-hun ve Jo Eun-ki jüri üyelerini kurban olarak içeren bir seri cinayet davasında yer alır. Bu üç kişi ölümlerin ardındaki gerçeği ortaya çıkarmaya çalışır. Ryu Sung-jun hevesli bir dedektif olarak çalışmaktadır. Her zaman kötü adamları yakalamaya kararlıdır. Bu kararlılığından dolayı tutuklanma oranı dedektifler arasında her zaman en üst sıralardadır. Ağabeyi Ryu Sung-hun mükemmeliyetçi ve baro sınavını en yüksek puanla geçecek, aynı zamanda Adli Araştırma ve Eğitim Enstitüsü'nde sınıfın en iyisi olarak mezun olacak kadar zekidir. Yargıç olarak çalışmaktadır. Adil bir hüküm vermek için elinden gelenin en iyisini yapan dürüst bir adamdır. Jo Eun-ki, sosyal hizmet uzmanı olarak çalışmaktadır. Sıcak ve adalet dolu bir kalbi olan, her zaman insanları ilk sıraya koyan, yoksul geçmişlerden gelen çocuklara güvenilir bir koruyucu olmaya çalışır. Law in Contract. Cho Sang-eun yetenekli ve çekici bir kadındır. Sözleşmeli evlilik ustası olarak çalışmaktadır. Görevi, müvekkilinin mükemmel bir bekar hayatı olmasına yardımcı olmaktır. Her müşterisi için kendini farklı bir kadına dönüştürür. Müvekkili Jung Ji-ho onunla 5 yıldır pazartesi, çarşamba ve cuma günleri devam eden bir evlilik sözleşmesi içindedir. Jung Ji-ho gizemli bir adamdır. Yeni müşterisi Kang Hye-jin popüler bir aktördür. Onunla da salı, perşembe ve cumartesi günleri evlilik sözleşmesi yapmıştır. Cho Sang-eun iki müşterisiyle de ilişkiye girer ve kendisini bir aşk üçgenin içinde bulur. Gold Spoon.
Lee Sung-chun bir lise öğrencisidir. Ailesi fakirdir ve o fakir yaşamaktan nefret eden bir gençtir. Bir gün parkta eşya satan yaşlı bir kadınla tanışır. Yaşlı kadın ona, "Benden 3 dolara bu altın kaşığı alırsan anne babanı değiştirebilirsin. Bu altın kaşık da senin yaşında biriyle ve onların evinde 3 öğün yemek yiyeceksin. Ve o kişinin anne babası senin ebeveynlerin olacak." Lee Sung-chun bu teklifin üstüne yaşlı kadından altın kaşığı alır ve zengin arkadaşı Hwang Tae-yong'un evinde 3 kez yemek yer. Hwang Tae-yong'un babası büyük bir şirketi yönetiyordur ve 3 kere yemek yemesi sonrasında Lee Sung-chun'un hayatı değişir. Bir webtoon uyarlaması olan Altın Kaşık, enteresan ve fantastik konusu ile dikkat çekici. 1001 Lawyer. Chun Ji-hun alışılmadık bir tarza sahip bir avukattır. Saçında şık bir perma, üzerinde dikkat çekici bir takım elbise olan, hizmeti için yalnızca 1000 won yani 1 dolar ücret alan en yetenekli avukatlardan biridir. Yasaları çiğnemekten kurtulmaya çalışan en pahalı avukatlara ve onların zengin müvekkillerine karşı savaşır. Beckmari, Adli Araştırma ve Eğitim Enstitüsü'nden mezun olduktan sonra savcı yardımcısı olarak çalışmaktadır. Kendine güvenen ve özgüveni yüksek biridir. Büyük babası ünlü Beck Hukuk Bürosu'nu kuran avukat olarak çalışan Beck Huyun budur. Beckmari'nin hayatı sorunsuz gider ancak Chun Ji-hun ile tanıştıktan sonra hayatı değişir. Season of Blossom. Soyon Lisesi'nden 5 lise öğrencisi arasındaki aşk ve dostluk hikayesini anlatan bu dizideki karakterlere bakarsak, Lee Ha-min parlak bir insan gibi görünen ama karanlık bir yeni olan biridir. Han So-man sıcak kalpli bir insandır ama aynı zamanda oldukça çekingendir. Lee Jae-min acı dolu bir geçmişi olan popüler bir öğrencidir. Çevresindeki herkese karşı naziktir. Yeon Bo-mi tatlı ve örnek bir öğrencidir. Choi Jin-young oyun oynamayı sever. Düşmanca görünebilir ama hassas bir kişiliğe sahiptir. Klasik bir lise dramasına benzese de enteresan bir hikaye olacak gibi. Eylül ayında keyifle izlediğimiz 3 dizinin karakterlerinin olduğu Youth MC adlı program ve 3 Kore filmi de vizyonda olacak. Vizyona girecek olan dizilerin fragmanlarını açıklama kısmına link olarak bırakacağım. Videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ekim ayı vizyona giren Kore dizileri videomda görüşene kadar kendinize iyi bakın.